Bazıları polis ve savcı yalanıyla kandırıldı. Bazıları da adınız FETÖ'ye karışmış diye korkutuldu. Dakikalar içinde özellikle de yaşlı kurbanlarının neyi var, neyi yoksa dolandırdılar. İşte telefonun öbür ucundaki o seslerin sahibi olan 30 kişi gözaltına alındı. Alo. Elden verdim parayı. Geldi kapıdan aldı parayı gitti. Kanmayacak gibi değil. Beynini uyuşturuyorlar insanın. Beyin uyuşturan o dolandırıcılar Fehime teyzeyi zor durumdaki torunu kılığında... Can dedim. Evet anneanne dedi. Borç alarak istiyorum dedi. Hasibe teyzeyi de savcı kılığında aradılar. 1 milyon 600 binin hepsi gitti mi? Gitti. İşte tüm bu gözyaşlarının sorumlusu olan telefonun öbür ucundaki sahte savcı ve polislerin 30'u yakalandı. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Bayrampaşa'daki yaşlı kadını aradı. Terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdiği yalanıyla onu kandırmaya başladılar. İkiye basıp ondan sonra 155 çevirdim. Karşımda istihbarat çıktı. Kimini de adınız FETÖ'ye karışmış diye kandırdılar. Sizin dedi adınızda hesaplar açılmış, para çekmişsiniz, FETÖ'ye aktarılmış dedi. Ekipler 3 aydır o telefon dolandırıcılarının peşindeydi. Şanlıurfa merkezli operasyonda İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te kimliği tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.